Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir kart açılışıyla sizinleyim. ikinci devre arkadaşlar. Sporcu 2024 ikinci devre ama yeni transferler kartı. Arkadaşlar şöyle altın, gümüş ve hologramlı kartla çıkıyormuş. Bakalım başka neler varmış kutunun üzerinde. Şöyle göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Farklılık yok gibi ama bakalım içinden neler çıkacak. Altın, gümüş, hologramlı kart yazmışlar. Sporcu 2024. Futbolun gladyatörleri. Hemen şöyle açalım. Hakikaten de efsane bir kart mı yoksa kestane bir kart mı? Arkadaşlar bu kart hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Çekilişe katılmak için bu kutuyu komple vereceğim. Like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Şöyle hemen kutuyu yan tarafa bırakalım arkadaşlar. Hemen ilk kartımızla başlayalım. Sporcu 2024 yeni transferler kartı. Oha oğlum boydan boyan bantladınız. Heh, Hemen şöyle açalım bakalım iki kart var. Oh arkadaşlar, Groska Şöyle arkadaşlar göstereyim. Hologramlı mı, altın, gümüş mü anlamadım. Altın, gümüş, hologramlı üçlü bir arada mı koymuşlar? Çok çözemedim. Kartlar bu şekilde. Hemen bakalım başka kimler çıkacak? Arda falan çıkaracağız mı? Messi, Arda, Haaland bunlardan kimleri çıkartacağız? Aynısı çıktı. Ulan bütün hepsi aynısı çıkmaz inşallah. Ee, çok beğendiğim bir seri değil ama umarım beni şaşırtır. Güzel bir seri çıkar diye düşünüyorum. 3 Üç kart, 3'ü de aynı çıktı. Şöyle sizler için açıyorum arkadaşlar. Hakimi çıktı. Full hologramlı ama altın mı gümüş mü çözemedim. Ee, şöyle bakıyorum kartın hiçbir yerinde de altın gümüş falan yazmıyor. Şurada A101 logosunda bir şey var. Ee, kartlar böyle çıkıyor. Ee, altın, gümüş, hologram. Bence hepsini bir araya birleştirmişler. Öyle bir şey yapmışlar. Çünkü şöyle bakınca gümüş, şöyle bakınca altın ve hologram. Üçü bir arada gibi geldi. Ee, şöyle karıştırayım niye hepsi aynı çıkıyor diye merak ediyorum. Şöyle hemen açıyorum arkadaşlar. Bakalım yine hakimiye çıktı. Şu açtığım son kartların hepsi aynı çıkıyor. Niye lan? Oğlum yapmayın böyle şeyler. Bak moralim bozulur. Evet, e, Serge Gnabry çıktı ve burada da Arnold çıktı. Alexander Arnold çıktı. Şöyle bakalım başka kim çıkacak. E, Rodrigo, Real Madrid'den Rodrigo çıktı ve Bernardo Silva çıktı arkadaşlar. E, biliyorum en sevdiğiniz kartlar süper final kartları ama farklı kartlar da istiyorsunuz. O yüzden ben de açıyorum arkadaşlar. Timo Werner ve Nkunku çıktı arkadaşlar. Şöyle Christopher Nkunku Şöyle sporcu 2024 futbolun gladyatörleri. Rodrigo ve Silva çıktı arkadaşlar. Şöyle kartları sizlere göstereyim. Bu kartları da yorumlarda istediğiniz birkaç kart daha istediğiniz onları da aldım siparişini verdim. Umarım gelirse hemen açacağım arkadaşlar onları da hiç merak etmeyin. Ee, bakalım buradan başka kimler çıkacak. Bomba seriyi istemiştiniz. Bomba seriyi aldım arkadaşlar gelecek. Neymar'ı çıkardık. Başka bakalım kimleri çıkartacağız. Şöyle hepsini açıyorum. Yine Rodrigo ve Silva çıktı. Buradan. Bakalım buradan kimler çıkacak. Şöyle. Oğlum çok acayip yapıştırmışlar ya. Yani bu nasıl bir bantlama şeklidir. Bunu geçiyorum. Bunu sonra açacağım. Çıkmıyor çünkü. Şöyle. Bakalım burada kim çıkacak. Bir Neymar daha çıkardık arkadaşlar. Neymar ve Sancelo çıktı. Buradan. Hemen şöyle açıyoruz. Bakalım burada kim çıkacak. Ee, şöyle ekran Rise çıktı arkadaşlar. Yani kartların rengi böyle Hani sarı ve gümüşü karıştırıp hologramlı yapmışlar ama Yani Böyle kahverengi çok eskimiş kart gibi duruyor ya. Çok beğenmedim kartların rengini arkadaşlar. Siz neler düşünüyorsunuz bilmiyorum. Joshua kimlik çıktı. Şuradan hemen açıyoruz bakalım. Başka kimleri çıkartacağız. Şurada Mason Mount çıktı arkadaşlar. Vincus Junior çıktı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Real Madrid'li Vincus Junior çıktı. Buradan bakalım kimler çıkacak. E, Cortis çıktı ve Jack Geralish çıktı. Şuradan e, bakayım buradan kim çıkıyor. Diyecektim bant yapıştı. ha Yani bazılarının poşetlerini açmak hakikaten zor. E, Ozar Bayal çıktı arkadaşlar. Buradan buradan da Arap Hakimi çıktı yine. İkili ikili çıkıyor. Kartlar baya kalın. Çok kalın bir kart yapmışlar. Ama baskı kalitesi bana niye böyle bir 1980'lerin kartlarıymış gibi hani renkli baskıyı bulamamışlar gibi geldi. Yani çok renkler çok canlı gelmedi bana. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Kartlar hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Muhakkak yorum yazın çekilişe katılmak için. Kutuyu komple çekilişle vereceğim arkadaşlar. Açtığım kartların hepsini de göstereceğim size. Ee, bu kutu hakkında da yorumlarımı yapacağım muhakkak sizlerin de yorumlarınızı merak ediyorum ama şöyle Mbappe çıktı arkadaşlar Mbappe'yi de çıkarmış olduk Kilian Mbappe şöyle bakalım başka kimler var evet arkadaşlar bir haftalık ara tatil bitti yarın okullar açılıyor şöyle e, derslerinizi çalıştınız mı ödevlerinizi yaptınız mı sınavlar nasıl geçti arkadaşlar merak ediyorum hadi bunları da yorumlara yazın Şöyle Declan Rice çıktı. Bir tane daha. Hemen açalım bakalım burada kim çıkacak. Elimde çok bomba bir kart var. Onu da muhak bu hafta Cuma günü açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Devasa ama çok devasa. Yani öyle böyle değil. Bir kutuda 64 tane. Bir 64 kutu var. Yani kutunun içerisinde 64 kutu var. Arda Güler. Arkadaşlar Arda Güler'i de çıkarmış olduk. Şöyle Real Madrid Arda Güler. Arda Güler'i burada bulduk. Diğer kutularda bulamamıştık ama Arda Güler'i burada bulmuş olduk. Sporcu 2024 Rodrigo Bernardo Silva. Hemen şöyle açmaya devam edelim bakalım. Ee, şöyle Joshua Kimmick falan bunları da açalım. Hemen şuradan bakalım başka kimler var. Açıyoruz. Yine Joshua Kimmick. Kimmick Kimmick bunu da açtık. Hemen şöyle açmaya devam edelim arkadaşlar. Burada Rodrigo çıktı. Declan Rice çıktı arkadaşlar. Şöyle bakalım başka kimler var. Hızlı hızlı açıyorum. O -Simen. Victor O Simen. Ama Galatasaray'da değil. Hani yeni transferlerdi lan bunlar. Neyse. Şöyle göstermiş olalım. O de böyle bulduk ama Galatasaraylı hali değil. oraya yazmışsınız arkadaş yeni transferler diye. Ama çıkmadı neden neymar ve sansello çıkardık yani yine transfer dediğin için o simeni Galatasaray'da görmek isterdik açıkçası ama olmadı Joshua kimik şöyle hemen mekanik adamları çok istiyorsunuz farklı mekanik adamlar açtım ama sanırım süper finalin mekanik adamlarını istiyorsunuz onu da yeni transferler hali çıktı mı çıkmadı mı inanın kutu hep aynı olduğu için bilemiyorum Bakalım yine de açabiliriz yani belki. Şöyle hemen şunu da çıkartalım. Buradan kim çıkıyor? Arnold ve Search Gnevri çıktı. İkili ikili koymuşlar. Normalde üçlü üçlü koyuyorlardı ama bunun kartları bayağı bir kalın. O yüzden ikili ikili koymuş olabilirler. Enkunku ve Ragnar çıktı. Bakalım başka kimler çıkacak. Şöyle açıyoruz arkadaşlar. Valverde, e Valverde ve Kevin De Bruyne çıktı arkadaşlar. Şöyle kartları göstereyim. Kartlar hakikaten böyle bir karton kalınlığında sağlam, bayağı sağlam. Leroy Sané ve Jan Oblak çıktı arkadaşlar. Leroy Sané. Bu arada Sané'yi Galatasaray alabilirmiş. Öyle bir dedikodu dolanıyor. Bakalım. Sané'yi Galatasaray alacak mı, alamayacak mı? Göreceğiz e, ee, Sane sözleşmesini yenilememiş ve Galatasaray'da teklif götürmüş diye bir haber okudum. Tabi dedikodu da olabilir. Yalan doğru her şey olabilir. Şu an bu haberler sık sık dolanır böyle. Bakalım Sane'yi de alırsa manyak olur yani. Çok çok manyak olur. Sane dedikçe habire de Sane çıkıyor. Yani bu kartlardan arka arkaya aynıları çıkıyor. Bunu bunu pek hoşuma gitmedi. Farklı kartlar çıkıyor ama Genelde böyle aynısı mı çıkıyor? Bir Kylian de daha çıkardık arkadaşlar. Şöyle hemen bakalım başka kimler var. Burada Leroy Sané, Can Oblak. Şöyle bakalım burada başka kim var. Federico Valverde ve Kevin De Bruyne var arkadaşlar. Burada da Sporcu 2024. Rodri ve Delight var. Matis Mat Mat Delight var. Enzo Fernandez ve Ruben Diaz çıktı arkadaşlar. Ruben Diaz. Harika bir topçu Ruben Diaz. Şöyle hemen kim Mickey de göstermiş olalım. başka bakalım kimler çıkacak. O Simen Galatasaray'da gösterseydiniz çok bombastik olacaktı ama yapmamışlar. Neymar arkadaşlar bir Neymar daha çıktı. Sancelo çıktı. Neymar'ı da çıkardık bir tane daha. Bakalım buradan kim çıkıyor. Hemen şöyle açıyorum. Anthony Manchester United ve Mbappe çıktı bir tane daha arkadaşlar. Böyle mesela dış kapağı çok güzel bir renklendirme yapmışlar. Çok güzel olmuş. Burada yalnız şunu fark ettim ikinci devre diyor ama kartların üstünde birinci devre yazıyor. Yani büyük ihtimal kutuyu aynı yapıp içini kakaladılar bence. Yani içindekileri eski transferler koydular üstünde çünkü şöyle fark ettiniz mi arkadaşlar ben yeni fark ettim. Üstte şurada birinci devre yazıyor ama kutuda ikinci devre yazıyordu Orada bir hile hurda dönmüş kazıklanmış olabiliriz Büyük ihtimalle de kazıklandık zaten Neyse yapacak bir şey yok Açalım gösterelim kimler çıktıysa hepsini gösteriyoruz arkadaşlar İkinci devre diye Aldık birinci devre kartları çıktı içinden Bunu da ayrıca isyan ediyorum yani yani artık Alıp almamak size kalmış Trend yoldan falan alırsanız işte ben siz kazıklanmayın diye ee, sizin yerinize ben kazıklanıyorum arkadaşlar. Siz de bir like atarsanız çok sevinirim. En azından kartların parası çıksın yani. Değil mi? Şöyle hemen bakalım başka kimler var. Açıyoruz arkadaşlar. Bütün kartları da göstereceğim sizlere. Bir kutuda neler çıkıyor onu görün. Ee, şöyle Neymar'ı da bir tane daha çıkardık. Böyle poşetler de birbirine yapışmış. Çok hoşuma gitmedi açıkçası. Osimen. Bir Osimen daha çıkardık arkadaşlar. Ruben Diaz. Diye... Pardon. Ee, yani en başta şurada ikinci devreye yazıp içinden birinci devre yazmasıyla beni kaybetmiş oldu. Şöyle ben yine de kartları göstereyim sizlere. Sizler de artık alıp almamak size kalmış. İster alın, ister almayın. Ru Luis Diaz ve Osimen çıktı. Bir tane daha. Şöyle yine simen çıktı içinden. Bakalım başka kimler çıkıyor? O simen çıktı bir tane daha. Ee, şöyle hemen açıyoruz. Bakalım başka kimler çıkacak. Derken açamıyoruz. Açılmıyor. Açıldı. Buyako <laughs> e, Saka çıktı arkadaşlar. E, bakalım başka. Çok fazla birbirine yapışmış ya. Yani paketleme falan bayağı özensiz olmuş. O yüzden çok da... Bak bir yerden daha not kırdım yani şimdi. Bunların üreticisi kim bilmiyorum. İnanın bilmiyorum arkadaşlar. Sahibi kim hiç bilmiyorum. Şöyle Enkunku. Buradan bakalım başka kimler var. Luis Diaz ve Osimen çıkıyor arkadaşlar. içerisinden. Buradan Timo Wagner ve Enkunku çıktı bir tane daha. Şöyle hemen açalım bakalım buradan kim çıkacak. Luis Diaz ve Osimen çıktı bir tane daha. Hemen şöyle bunu da açalım. Buradan kim çıkıyor? Christopher Nkunku ve Ragnar çıktı. Şöyle hemen açalım. Buradan kim çıkacak? Hızlı hızlı açıyoruz. Luis Diaz. E simen bir tane daha. Şöyle bakalım buradan kim çıkıyor? Luis Diaz, Osimen. Arka arkaya 10 tane kart çıkıyor. O simen bir tane daha çıktı. Yani 10 üzerinden 4 veriyorum bu kutuya. Öyle söyleyeyim. Yani çok da alın, aldırın taraftarı olamadım şahsen hem renklerini beğenmedim hem içerisinden birinci devre kartları çıktı ikinci devre diye aldık birinci devre diye çıktı yani o yüzden puanım 10 üzerinden 3 ya da 4 falan olur Hani o da sadece kartın kalınlığı falan olur diyebilirim Bir de içinden farklı kartlar bazen çıkıyor işte o simen şöyle hemen ee, o simen bir tane daha 50 tane osimen çıkardık Galatasaraylı o simen değil. O yüzden de puan kırıyorum. Yani bir tane daha o simen. Yani kötü açılışlarımdan bir tanesiydi diyebilirim size. Al bir tane daha o simen. O yüzden e, çok taraftarı olamadım şahsen. Bir tane daha o Eğer yer o doldu ya. Valla o simen, o simen, o simen. Bir tane daha o simen. E, Şöyle hemen bakalım burada kimler var? Buyako Saka. şuradan hemen açıyorum arkadaşlar. Bütün kartları sizlere göstermeye çalışıyorum. Siz de artık ne kadarını izlersiniz bilmiyorum. Buraya kadar izleyip de like atıp abone olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Şöyle hemen Bu Buyako Saka bir tane daha çıktı. Hemen şöyle bakalım buradan kim çıkacak? Açıyoruz. Mason Mount ve Wincus Junior çıktı arkadaşlar. Şöyle hemen bakalım başka kimler çıkacak. Buyako Saka çıktı. Buyako Sakako. Sakako Buyako. Hemen bakalım burada. Search Gnabry çıktı. Anto Alexander Arnold çıktı. Bakalım başka kim çıkacak. Buyako Saka. Şöyle hemen açıyoruz. Osimen bir tane daha Osimen çıktı. Victor Osimen Böyle e, Hearts çıktı. Buradan da Marquinhos çıktı. Bakalım buradan kim çıkacak. Evet. Bütün kartları hemen hemen göstermiş oldum. Çok beğenmedim. Çok da güzel kartlar çıkmadı açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Şurada birkaç tane kart kaldı. Onları da alalım. Şöyle e, bakalım burada kim çıkacak. Son 3-4 kart mı? Aynen. Son 4 kart. 4 paket. Bunu da açalım hızlıca şöyle göstereyim hızlı hızlı gösteriyorum arkadaşlar çünkü aynıları çıkıyor. Yani paket komple neredeyse aynı kartlardan oluşuyor. Farklı kart pek çıkmadı gibi bir şey yani. Şöyle hemen başka bunları da gösterdik. Sizler için bütün futbol kartlarını elinden geldiği kadar açmaya çalışıyorum. Siz de bir like atıp abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Yani izleyenlerin çoğu abone olmuyor. Abone olursanız çok mutlu olurum. Böyle artık bir 150 200 bin aboneye doğru gidelim. Evet arkadaşlar şu son açamadığım şu kart hala duruyor. Bunu da açabilirsem açayım. Yani sonra geçen sefer yere düşmüştü ama boş ver demiştim. İçerisinden evet şöyle çok güzel bir kart çıkmıştı ama buradan da Neymar çıktı. Evet arkadaşlar sporcu 2024 ikinci devre maç başlıyor kartlarını açtık. Gerçi içerisinden birinci devre çıktı ama biz yine de kutuyu açmış göstermiş olduk arkadaşlar. Siz kandırılmayın dolandırılmayın diye ben size kutuyu gösterdim. Kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın. Bay bay.